Merhaba sevgili Feygocular. Yepyeni bir vlogla sizlerle birlikteyim. Evet, vlogumuzun konusuna değinmeden önce şundan bahsetmek istiyorum ki bahsetmek istediğim konu aslında Mario Kart. Normalde pazartesi günleri kanala ben bu oyunu geçerim arkadaş Mario Kart Wii serisi gelirdi. Neden gelmiyor? Çünkü aslında eski videolarda da bahsettim, kaydedicim bozulmuştu ve halen daha bozuk. Ve yeni ve sağlam bir kaydedici alacağım. Çünkü televizyon almıştım, onun taksidi bitti. Neyse, bunlardan bahsetmeyeyim. Yeni ve sağlam bir kaydedici alacağım ve artık Nintendo Wii oyunlarını, PlayStation 3 ve arkadaşım da PlayStation 4 var. Onlar da kayıt yapabilirim. İzin vermiştim. PlayStation 3 ve bazı PlayStation 4 oyunlarını kanalda görebilirsiniz yakın zamanda. O yüzden sizlere haber vereyim dedim. Ama konumuz bu değil arkadaşlar. Konumuz Mario Kart bir süre daha gelmeyecek. O gelene kadar, ben kaydediciyi alana kadar araya bir küçük mini seri sıkıştırmak istedim. Çünkü bu 3 aylık boşluk boyunca baktım ki çoğu insan bana şeyleri falan sormuş. Abi şu Pokemon açıklanmış, abi bu Pokemon açıklanmış. Bunun hakkında ne düşünüyorsun, şunun hakkında ne düşünüyorsun? Gerçekten çok teşekkür ederim benim yorumlarımı, düşüncelerimi merak ettiğiniz için. Ben de sizlerle bu yorumları, bu düşünceleri paylaşmak için böyle minik bir seri hazırlamaya karar verdim. Uzayabilir de uzamayabilir de, tamamen bana bağlı, tamamen çok konuşup az konuşmama bağlı. Ama detaylı bir şekilde bu mini seriyi bitirmeye çalışacağım, hızlı bitirmeye çalışacağım. Bu kısımda arkadaşlar, bu mini seride aslında anlatılacak çok şey var, o yüzden hızlı konuşmaya çalışıyorum. Alola bölgesinde açıklanan 47 Pokemon'un sizlere bilgilerini okuyacağım ve bu Pokemon'lar hakkındaki düşüncelerimden bahsedeceğim. Aslında buna tamamlanmamış bir Alolalı Pokédex diyebiliriz. Tamamlanmamış Alola Pokédex'i diyebiliriz buna. Yani 47 tane Pokemon var. Sizlere bu Pokemon'ların yeteneklerini, ability'lerini söyleyeceğim. Bildikleri saldırıları söyleyeceğim. Pokédex bilgilerini söyleyeceğim. Görüşlerimi söyleyeceğim. Çok gerekli bir seri değil aslında. Daha bir sürü YouTuber bunu yapmıştır ama ya ben kanalımızda böyle bir şeyin olmasını istiyorum. Belki merak eden olur, etmeyen olur. Kalsın dedim yani. Pazartesi günleri boş geçmesin dedim. Çünkü artık video çekmeliyim versiyonuna girebiliyorum. Hoş değil. Neyse. Şimdi random.org diye bir site var. Büyük ihtimalle Türkiye'de bunu kullanan Türkiye'de bunu en çok kullanan kişilerden biri ben olabilirim. Mesela yemek sepetine gireceğim, yemek söyleyeceğim değil mi abi? İşte birinci sekmede lahmacun var, sallıyorum. İkinci sekmede tantuni var. 1 mi 2 mi? Ben kararsız bir adamım. O yüzden zar atıyorum. 1 ile 2 arasında random.org'a giriyorum. 1 mi 2 mi? Zar atıyorum, hangisi geldi? 2 geldi, hadi ikinciyi sipariş edelim. Ve bir sürü herhangi bir konuda random.org'u kullanabiliyorum. Bugün ne yapacağım? Anime mi izleyeyim? 1 numara anime izleme. Odamı mı toplayayım? 2 numara oda toplama. Yoksa biraz bir şeyler mi yazayım? 3 numara yazı yazma. Hadi random.org, hadi bir şeyler. 2 geldi, işte odayı topladım vesaire. Hayatım random.org'la geçiyor. Her neyse, buraya nereden geldik bilmiyorum. Messi'nin bilmem neye attığı golü ararken buraya geldik. Bilmiyorum, maç izleyen bir adam değilim. Şimdi 47 tane Pokemon var ve ben random.org'a girdim. Karşımıza ilk çıkan Pokemon Passimian oldu. Ne kadar doğru telaffuz ediyorum bilmiyorum. O yüzden telaffuzum için kusura bakmayın. Telaffuz konusunda hep başarısız oluyorum. Her neyse. Şimdi bu videoda zamanım bize el verdiği müddetçe Alola Pokemon'larından bahsedeceğiz. Formları dahil etmedim. İşte mesela Sandshrew'in Alola formu falan, onlardan ayrı bir videoda bahsetmek istiyorum arkadaşlar. İlk olarak Alola'ya özel Pokemon'lardan bahsedelim istiyorum. Ve başlangıç Pokemon'umuz olarak Passimian'ı seçtim. Evet, ilk olarak Passimian'ın kaba taslak bir dış görünüşüne bakmak gerekirse maymun Pokemon'u, bir maymun görüyoruz. Şempanze diyebiliriz, maymun diyebiliriz, herhangi bir şey diyebiliriz. Daha önce maymun veya maymunumsu primat Pokemon'lara rastladık arkadaşlar. Bunlar işte birinci jenerasyonda Mankey'dir, Apom'dur vesairedir vesairedir, Chimchar'dır falan filan rastladık. O yüzden maymun Pokemon'una doyduk ama bu Pokemon'un konsepti biraz daha değişik gibi gözüküyor. Çünkü bakarsak aynı zamanda biraz Lemur'a da benziyor. Şu Madagaskar serisini izleyenler biraz bilir. Biraz Lemur'u da andırıyor ama büyük ihtimalle değil. Benim hayal gücüm. Ben şu an sadece resmine bakarak konuşuyorum. Kafasında garip bir şapka tarzı bir şey var. Elinde de bir tane top var.
Kısa bir şekilde bahsetmek gerekirse kafasındaki şey bir beri. Berinin ikiye bölünmüş hali gibi gözüküyor. Veya olmaya da bilir. Bu benim görüşüm tamamıyla. Elindeki şey de bir beri ve birazdan bunun Pokédex açıklamasını çevireceğim. Çevirdim. Bunu okuyacağım sizlere arkadaşlar. Çünkü ezberden okuyamam. O zaman siz de biraz belki fikir sahibi olursunuz. Yani hikayeleri, Pokemon'ların olayları falan gerçekten çok güzelmiş. Yani ben Alola'yı gerçekten bayağı sevdim. Kötü olacak diye düşünüyordum. Yanılmışım. Şimdi tür olarak tabii ki de bir dövüş türü Pokemon'u ile karşı karşıyayız. Sınıflandırma olarak Teamwork Pokemon olarak geçiyor. Yani takım işi, koordinasyon falan Pokemon'u. Yani birileriyle çalışmayı çok seviyor. Kendi türüyle veya eğitmeniyle çalışmayı çok seven bir Pokemon olarak gözüküyor. Pokemon'ların işte boylarından, kilolarından falan bahsetmeyeceğim. Passimian bize yeni bir ability ile birlikte geliyor arkadaşlar. Bu ability'nin adı da Receiver, yani alıcı. Alıcı nedir? Bundan bahsedelim hızlı bir şekilde. Alıcı, mesela 2 vs 2 bir savaşa girdiniz. Yanınızdaki Pokemon'un Levitate'i var. Yanınızdaki Pokemon Gengar diyelim. Ve sizde de Passimian var. Passimian, Gengar yan yana duruyorlar. Karşınızda da toprak türü Pokemon'lar var. Garip bir şekilde bu toprak türü Pokemon'ları başka karanlık bir saldırı kullandılar ve Gengar'ı teklediler. Gengar ölür ölmez Receiver, yani alıcısı olan Passimian, Gengar'ın Levitate yeteneğini kendisine alıyor. Takım arkadaşının yeteneğini takım arkadaşı ölünce kendisine alıyor. Bu Levitate olur, işte Swarm olur, Blaze olur, herhangi bir yetenek olabilir arkadaşlar. Bence gayet iyi düşünülmüş, güzel bir yetenek. Bu kadar, yani bence iyi olmuş, yani güzel bir yetenekle birlikte gelmiş. Bildiği saldırılardan bahsedersek, bildiği saldırısı doğal olarak Flink. Flink şu saldırı arkadaşlar, karanlık türü yanlış hatırlamıyorsam ve bir şeyler fırlatıyor. Mesela berileri fırlatınca 10 temel hasar vuruyor. Base power'ı 10, yani temel hasarı 10. İşte daha güzel, daha manyak bir item verdiğiniz zaman temel hasarı da artıyor. O eşyayı fırlatıyor, karanlık türü bir saldırı. Şimdi daha bildiği saldırısı yok. Şimdi bunun Pokédex bilgisinden bahsedelim. Bu arada çok önemli bir bilgi vermeyi unuttum. Bu Pokemon sadece Pokemon sana özel bir Pokemon. Yani Pokemon Moon alırsanız Passimian'a sahip olamayacaksınız. Pokemon sana özel Passimian'ı yapmışlar. Pokemon Moon'da da Orangur var. Tabi randomdan o çıkarsa ondan da bahsedeceğim. Hepsinden bahsedeceğim aslında ama karışık bir sıra izliyorum. Neyse, lafı fazla uzatmadan Pokédex bilgilerinden bahsedelim. Okuyacağım arkadaşlar, kusura bakmayın, ekrana bakamayacağım. Passimian'lar 20 ve 30 kişilik gruplar halinde topluca yaşarlar ve hepsi bir lideri takip ederler. Bu lider en iyi durumda olan 10 tanesini alıp yemek aramaya çıkar. Bu grubun takım işi güçlüdür ve her grubun patronu kendilerini ayırt etmek için kollarında hangi sembolü taşıyacaklarına karar verirler. Patron, grup üyelerinin işbirliğini arttırmak için birbirleriyle zorlu bir eğitimden geçirir ve buna elle beri toplama dahildir. Görünüşe göre bu eğitim çok zordur ve bazı Passimian'lar kaçıp gider. Berileri fırlatma Passimian'ların saldırı şeklidir. Bazen diğerleriyle koordine şekilde çalışırlar ve berileri geriye ve ileriye paslarlar. Bu da rakiplerini şaşırtmak içindir. Rakiplerine sadece sert beriler fırlatmazlar. Aynı zamanda yumuşak berileri fırlatarak rakibin görüş yeteneğini de azaltırlar. Passimian'lar eğitmeninin de liderlik özelliği göstermesini isterler. Eğitmenini poketopu fırlatırken onun halini yakından incelerler ve zayıf bir şekilde poketopu fırlatıyorsa onu dinlemezler. Evet, bu Pokemon berilere önem veren bir Pokemon. Takım işi Pokemon aslında. Ve fırlatmayı, işte pas falan atmayı biraz da futbol oynarmış gibi seven bir Pokemon. Trickster bir Pokemon aslında. Ve hatta buna o kadar takıntılı ki eğitmeninin poketopu atış şekline göre onu dinliyor veya dinlemiyor. Yani bence hikayesi, konsepti güzel olmuş. Pokemon güzel olmuş. Ability'si de güzel olmuş. Dövüş türü bir Pokemon. Ben sevdim. Okey diyorum. Ve Faygo Passimian'a onay veriyor. Sevildi. Sıradaki Pokemon'umuz. Evet arkadaşlar, sıradaki Pokemon'umuzdan bahsetmek gerekirse sıradaki Pokemon'umuz Komala. İsminden de anlaşıldığı üzere bu Pokemon bir koala türü. Bu Pokemon bir koala arkadaşlar. Yani resmine hızlı bir şekilde bakarsak sevimli bir koala. Sevimli bir koala. Ve hani uyurken böyle anime karakterlerinin burnundan bir şeyler çıkar falan. Böyle yanaklarında ondan var gibi gözüküyor. Oldukça tatlı, oldukça şirin bir Pokemon gibi gözüküyor.
ve sarılmış olduğu bir kütük var. Artık Pokemon'larla Pokemon'ların yani Farfetch'in mesela şu pırasası falan var. Pokemon eşyalı Pokemon'lar çok çizilmeye başladı. Timbur falan da vardı ve bence güzel olmuş açıkçası. Oldukça şirin bir Pokemon gibi gözüküyor ve bir önceki incelediğim Pessimion'un aksine bence Pessimion gelişmeyecek ama yanılıyor da olabilirim. Bu Pokemon'da ben gelişme ışığı görüyorum. Yani Komala gelişecek gibi görüyor bana. Şimdi dış görünüşünü bir kenara bırakırsak bu Pokemon'umuzun türü normal arkadaşlar. Normal türü bir Pokemon. Ve sınıflandırmasına bakarsak yarı uyanık Pokemon olarak geçiyor. Yarı uyur, yarı uyanık. Zaten tipinden de belli oluyor. Sarılmış bir kütüğe hafif uyanık, böyle hafif şey. Hafif bir Snorlax havası sezdim ama kendine özgü bir Pokemon olmuş. Sadece ben birazcık sezdim. Şimdi işin en renkli tarafıysa bu Pokemon'un ability'si, yani yeteneği. Bu Pokemon'un yeteneği arkadaşlar Comatose. Yani yarı baygın demek. Evet, Fego ile İngilizce dersi. Zaten benim İngilizcem mükemmeldi, süperdi. Tabii ki de öyle bir şey yok, daha geçiyorum. Bu Pokemon'un yeteneği arkadaşlar Comatose. Comatose yani dediğim gibi yarı baygın. Ne işe yarıyor ondan bahsedelim. Bizi ilgilendiren kısmı burası. Bu Pokemon, abi mükemmel bir yetenek. Bu Pokemon arkadaşlar sadece uykudan etkileniyor. Yani nasıl? Nasıl? Bu Pokemon'u yakamazsınız. Bu Pokemon'u zehirleyemezsiniz. Bu Pokemon'u donduramazsınız. Bu Pokemon'u sadece uyutabilirsiniz. Evet, olayı bu. Yani diğer status element, bunun Türkçesi nedir bilmiyorum. Durum etkisi galiba. Diğer durum etkileri bu Pokemon'a işlemiyor arkadaşlar. Ne yanıyor, ne çarpılıyor, ne zehirleniyor vesaire. Oldukça işe yarar yetenekli Pokemon'lar görmeye başladık. Çok güzel yetenekler görüyoruz gördüğünüz gibi. Bildiği saldırı ise Slam arkadaşlar. Normal türü bir saldırı ve 80 base power'a sahip. %75 görüyor. Şimdi Pokédex bilgilerinden bahsedelim hızlı bir şekilde. Zamanımız zaten az. Bir sürü Pokemon var. Kimse onu uyanıkken görmemiştir. Uyurken yer, dolaşır ve hatta ses kullanarak savaşır. Eski insanlara göre salyası hastalığa ve uykusuzluğa karşı iyidir. Eğer o yaprakları yedikten sonra salyasından alır ve içerseniz iyi uyurmuşsunuz. Ona ailesinin verdiği tahtadan bir yastığa sarılır. Bir kere onu kavradı mı neredeyse asla bırakmaz. Eğer onu kaybederse iyi uyuyamaz ve etrafına saldırmaya başlar. Ayrıca güvendiği eğitmenin koluna da böyle sarılırmış. Sürekli uyuyan Komala'nın yüz ifadeleri sürekli değişir. Sanki çevresindekilerin farkında ve yakınlarındaki insanlarla konuşuyor gibidir. Ama görünüşe göre bunların sebebi rüyalardanmış. Evet. Son yorumları yapmak gerekirse Pokédex bilgisine de göre bu Pokemon'un olayı arkadaşlar uykusu ve kütüğüne bağlı bir Pokemon. Bu kütüğü yastık olarak kullanıyor ve eğer sizi severse sizin de kolunuzu tutabiliyor ama bu kütüğü bundan alırsanız bu Pokemon çıldırıyor, deliriyor. Dediğim gibi bu Pokemon'un teması uyku arkadaşlar. Ben yine onaylıyorum. Gayet güzel bir Pokemon olmuş. Fego bunu beğendi. Evet. Şimdi sıradaki Pokemon'umuza geçelim. Evet arkadaşlar. Sıradaki Pokemon'umuzu incelediğimiz zaman what the fuck falan diyoruz. Yani bu ne lan falan diyoruz. Bu ne abi? Yani çoğu kişi bu Pokemon'u sevmiştir. Ya da çoğu kişi bu Pokemon'u sevmemiştir. Ben sevenler tarafındayım ama bazı insanlar diyecektir işte bu Digimon'a benziyor, nasıl Pokemon bu abi? Abi zaten kesinlikle yani ben bütün Pokemon'lara açık bir insanım ama yani bir noktadan sonra şunu anlayabiliriz ki her şey artık para kazanmaya dönüşüyor. Adamlar elbette yeni Pokemon'lar üretmeye devam edecek. Sevebiliriz veya sevmeyebiliriz. Ama bence gayet tatlı, şirin, güzel bir Pokemon olmuş ama Pokédex bilgisini okuduğum zaman bu tatlı şirin lafları bizim aklımızdan uçup gidecek. Genel bilgilerinden bahsetmek gerekirse yani ben dış görünüşünü sevdim. Kafasında bir kürek var, böyle kumdan böyle bir tümsek gibi bir Pokemon yapılmış. Bu Pokemon'un türü hayalet ve toprak türü arkadaşlar. Hayalet ve toprak türü biraz tanıdık geldi öyle değil mi? Golur, Golem bunun gibi şeylerden. Neyse. Sınıflandırmasında ise kum tümseyi Pokemon olarak geçiyor. Palossand adlı bir evrimi var arkadaşlar. Yeteneğinden bahsetmek gerekirse yine yeni bir yetenek bizi bekliyor. Yeteneğinin adı Water Compaction, yani nedir? Suyla sıkılaştırmadır. Bu yetenek ne işe yarıyor ondan bahsedeyim.
Eğer bu Pokemon'a su türü bir saldırı vurursa bu Pokemon'un defansı 2 kademe artıyor. Aslında biraz mantıklı bir şey. Yani kuma su fışkırtırsanız kum biraz daha sertleşir, katılaşır. Güzel olmuş. Teması güzel, yetenek. Yani bunu çıkardığınızdan Pokemon size su türü, karşı rakip size su türü saldırı kullanmaz. Ama mesela sudan çarpı 4 yiyen bir mesela goleminiz var. Adamın su saldırısı açacağı belli. Hemen Sandygast'ı çıkartın. Ve rakip size su, yani rakip size su saldırısı atsın, defansınız 2 kademe artsın. Onun su saldırısı ona halen daha hasar veriyor, çarpı 2 vuruyor. Yani immun değil, bağışık değil su saldırısına. Ama yine de defansı artıyor. Olsa da olur, olmasa da olur bir yetenek ama farklılık olmuş, güzel. Yani bu Pokemon'a has bir yetenek gibi gözüküyor. Bildiği saldırılar arkadaşlar, Sandstorm. Kendisi Fire Spin falan gibi tuzak türü bir saldırı. 35 base power'a sahip, 85 görüşü var. Ve toprak türü bir saldırı. Her turn size hasar veriyor. Diğer bildiği saldırı ise bitki türü bir saldırı olan Mega Drain. 40 base power'ı var ve %100 görüyor. Çektiği canın yarısını kendisine alıyor. Neyse, şu an Pokédex bilgilerinden bahsedelim. Pokemon hakkında pek bahsedilecek bir şey yok. Tümsek olmuş, kafasında kürek var. Garip bir Pokemon olmuş. Sahil temalı bir Pokemon olmuş. Alola'ya yakışır bence. Pokemon'un bilgilerinden bahsedelim ve tatlı olduğu konusunda artık hemfikir olmayacağız bu bilgileri ben okuduktan sonra. Bir Sandygast, bir Pokemon'un veya başka bir canlının kini veya nefreti onlar savaşta düştükten sonra kuma süzülürse ortaya çıkar. Esas itibarıyla bu perili bir kum yanıdır. Eğer düşüncesiz bir şekilde Sandygast'ın küreğini çekerseniz bu Pokemon sizi kontrolü altına alır. Sandygast gücünü çocuklara manipüle etmek ve kum toplatıp vücudunu büyütmek için kullanır. Eğer bir Sandygast küreğini kaybederse o bir ağaç dalı, bayrak veya onun yerine başka bir eşya alır. Bu Sandygast'lar, yani küreğini kaybetmiş olan Sandygast'lar, kendi küreklerini arayan gezginlerdir. Onun tünel şeklindeki ağzı insanların ve Pokemon'ların ruhunu emebilir. Görünüşe göre Alola'da elini Sandygast'ın ağzına koymak cesaret belirtisidir. Abi sen ne kadar tehlikeli bir Pokemon'sun lan. Elini ağzına koyduğun zaman adam senin ruhunu emiyor, ruhunu. Yani tatlı falan değil yani, bu Pokemon'dan uzak durmak lazım. Oldukça tehlikeli, oldukça psikopat bir Pokemon. Yani küreğini çekiyorsun, çocuklar zombiye dönüşüyor. Kum toplayıp efendimizi büyütmeliyim falan diyorlar yani. Garip, korku temalı bir Pokemon olmuş. Ben şey modumdayım, olumlu modumdayım bugün. Bu Pokemon'u da beğendim çünkü çok güzel olmuş. Teması, hikayesi falan güzel. O yüzden Faygo onaylıyor. Sıradaki Pokemon'a geçelim. Evet arkadaşlar. Sıradaki Pokemon'umuzun adı Puyukumuku. Garip bir isim değil mi? Böyle Japonca arigato gozaimasu falan demek gibi bir şey. Ama değil. Her neyse. Pokemon'un tipine bakınca benim aklıma Iskorpit denilen garip bir şey geliyor. Yani tam olarak aslında Iskorpit değildir. Yani Iskorpit farklı bir şeydi. Bizim tatile gidiyoruz her sene lisedeki arkadaşlarla. İşte Çanakkale'dir, Edirne'dir, o tarz oraların tatil beldelerine gidiyoruz ve Burak denilen arkadaşım bir kere iskorpite basmıştı. Bayağı bir acı falan çekmişti. Daha sonra işeyerek bu acıdan kurtulması gerekiyormuş ama o bayağı panik yapmıştı. Öleceğim, öleceğim falan demişti. Buradan Burak'a selam yolluyorum. Her neyse. Bu Pokemon'umuz böyle dikenli, garip, böyle denizde sinsi duran ama bir yandan da tatlı bir Pokemon'a benziyor. Burasındaki şey de anime karakterlerinin malum yerinin deliğine benziyor. Evet, hoş olmadı ama ona benziyor çünkü öyle çiziyorlar. Garip bir Pokemon, tatlı bir Pokemon. Ya ben trailer'ını da izlemiştim. Olayını zaten ben Pokédex bilgisini okuduktan sonra göreceksiniz. Türü su türü arkadaşlar. Suda yaşadığı zaten çok belli. Sınıflandırma olarak deniz hıyarı Pokemon olarak geçiyor. Süngerbob da buna benzeyen bir tane deniz hıyarı vardı. Böyle deniz anası falan avlamaya çalışıyorlardı. Adamın başına sürekli kötü şeyler falan geliyordu. Resmini koyarım. Yeteneğinin adı ise Innards Out. Yani içi dışında, bağırsakları dışında demek. Yeteneği ne işe yarıyor? Bu Pokemon öldüğü zaman rakibe ekstra bir hasar veriyor. Yani bu bana biraz şeyi andırdı. Aftermath. Yani Voltorb, Electrode falan öldükten sonra böyle rakibin canının %25'ini Skuntank falan da götürüyor ya. Onu andırdı ama eminim ki farklı bir şeydir. Ability'si olmasa da olurmuş. Daha farklı bir şey yapabilirlermiş. Bildiği saldırı Pain Split. Yani rakibin ve kendisinin canını eşitleyen saldırı.
Ve şimdi Pokédex bilgisine geçeceğiz arkadaşlar. Görünüşünden ve hayat stillerinden dolayı Puyukumuku turistlere çekici gelmez. Yarı zamanlı iş olarak Puyukumuku'yu denize tekrardan fırlatmak turist sahillerinde mümkündür. Ama ne kadar uzağa fırlatılırsa fırlatılsınlar Puyukumuku aynı noktaya geri dönecektir. Puyukumuku sevdiği bir yer bulursa o oradan asla kıpırdamayacaktır. Eğer biri onu hareket ettirirse aynı noktaya geri döner. O bölgede yemeği biter ise orada kalacaktır ve açlıktan ölecektir. Alola insanları bu olaya acımışlardır ve bir gelenek geliştirmişlerdir. Zayıflamış bir Puyukumuku görürlerse onları yemek bakımından zengin bir denize fırlatırlar. Puyukumuku kaygan ve yapışkan bir sıvı ile kaplıdır ve bunun nemlendirici etkisi vardır. Puyukumuku karada kurumadan bir hafta durabilir. Alola insanları da bu sıvıyı cilt bakım ürünü olarak kullanırlar. Puyukumuku dikenlerine ve ağzına dokunulmasından nefret eder. Eğer birine basarsanız yumruk şeklindeki iç organlarını çıkartır ve size saldırır. Evet, yani tatlı göründüğüne bakmayın. Yani bu Pokemon takıntılı bir Pokemon. Bir noktada durmayı çok seviyor ama Alola insanları buna acımış. Yani zayıflamış Puyukumuku'ları yemek bakımından zengin denizlere fırlatıyorlar. Zaten hepsini okudum. Ve tekrardan bunlar da yemek yiyerek o noktaya geri dönüyorlar. Yani ağzından böyle yumruk çıkartan bir Pokemon, garip bir Pokemon aslında. Bir evrimi olur mu? Bence bir evrimi olur. Bana öyle geliyor ama olmaya da bilir. Çünkü Coolfish'e falan da benziyor böyle. Yani o kadar benzemiyor da onun konsepti gibi bir şeyler falan olmuş. Gelişebilir de gelişmeyebilir de bir şey diyemeyeceğim ama garip bir Pokemon olmuş. Olmasa da olur, olsa da olur, olmasa da olur. O yüzden nötr bir şey diyemeyeceğim. Yapıyorum ve sıradaki Pokemon'a geçiyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, sıradaki Pokemon'umuz benim en nefret ettiğim türdeki şey ya, senin tipi. Gerçekten yani benim en sevmediğim, ya bu ne ya, gerçekten ben artık bıktım bunlardan. Tamam, zaten Pikachu'dan nefret eden bir insanım ama bunun klonlarından da nefret etmeye başladım yavaştan. Yok efendim, neymiş, Minun'muş, Plus'ymiş, Pachirisu'ymuş. Başka ne vardı lan? İşte bir sürü Pikachu klonu Pokemon'lar görmek mümkün. Yani ben artık bunlardan nefret ediyorum. Yani bu yanaklarında yuvarlak çizgiler, işte hafif elektrik Pokemon'udur, şeydir, budur. Yani Nintendo amca, bu işten vazgeç. Yani bana itici geliyorsun, beni irrite ediyorsun lan. Her neyse. Zaten tipi fail. Senin ben tipine tüküreyim. Gelişecek olan bir Pokemon. Büyük ihtimalle Togedemaru. Bir şey demek istemiyorum çünkü sinirleniyorum bakınca Pikachu'yu hatırlıyorum. Yani tamam, köstebek Pokemon'u, yani tam olarak köstebek de denmez de Sonic, Monic, köstebek, kirpi, evet kirpi denir, lazımdı. Ama bunu Pikachu'ya çevirmişler, hiç hoş olmamış, hiç beğenmedim. Yani şimdiden yapıyorum, evet. Tür olarak elektrik ve çelik türü Pokemon arkadaşlar. Bu kombinasyonu ilk defa mı görüyoruz? Bir düşünelim. Galiba ilk defa görüyoruz. Elektrik, çelik. Hatırlayamadım. Varsa da bağışlayın beni. Oğlum sen kendi Pokemon'unu nasıl unutursun? Gerizekalı, aptal. Magnemite'i nasıl unutursun lan? Sen Magnemite'in üzerine kuma gelmiş bir oysun. Senin Allah cezanı versin Togedemaru. Yuh! Alzheimer'lığım tuttu yine ya. Ben bu sıralar çok Alzheimer'ım ya. Geçenlerde arkadaşlar işte arkadaşların evinde kalıyorduk. Bütün yataklar, kanepeler dolmuş. Biz de mecburen bir arkadaşla aynı kanepede yatmak zorunda kaldık. Evet, o kelimeyi kullanmayacağım çünkü yasakladım kendime, çünkü tepki gelmişti bana. Sabah çocuğa sordum, kanka nasıl işte, iyi uyuyabildin mi falan filan dedim. Çocuk dedi, ne iyi uykusundan bahsediyorsun dedi. Gece kalkmışım, çocuğun burnuna dokunmuşum ve bip bip demişim. Evet, yani hem Alzheimer'lık başladı hem uyur gezerlik başladı. Kendimden korkuyorum artık. Aslında bu hikaye biraz daha detaylı ama o detayına girmeyeceğim. Buradan Barış'a selamlarımı iletiyorum. Neyse, belki burayı anlatmam, belki silerim bu kısmı, bilmiyorum, her neyse. Evet.
Çok iyi. Buraya nereden geldik? Ya Alzheimer'lığımdan geldik. Magna Might'ı unuttum abi. Ben Magna Might'ı nasıl unutuyorum? Senin ben tipine tüküreyim diyordum en son. Çünkü elektrik ve çelik türü Pokemon'lar var. Oç var. Sen kimsin lan? Magna Might'ı unuttum abi. 700 Pokemon olunca unutuyorsun tabii. Her neyse. Pokemon sınıflandırma olarak Hacı Yatmaz Pokemon olarak geçiyor arkadaşlar. Ve Hacı Yatmaz'ı biliyorsunuz. Böyle hani sallıyorsun falan. Hep yatmıyor kalkıyor falan. Hacı Yatmaz bu. Ability'si, iki tane ability'si var. Iron Barbs, yani demir dikenler ne işe yarar? Ferrothorn'da falan bu bu yeteneği görmek mümkün. Pokemon'a kontakt kuran, yani Pokemon'la temas kuran bir saldırı kullanırsanız canınız gider. Bu Pokemon'da kirpi olduğu için bu Pokemon'a temas ederseniz canınız gidebiliyor. Ve alternatif yeteneği olarak Lightning Rod var. Görmeye alışkın olduğumuz bir ability'dir kendisi. Elektrik türüne karşı bağışıklığı var bu Pokemon'un. Yani elektrik türü işlemiyor. Paratoner diyebiliriz Lightning Rod'a. Paratoner. Ve elektrik türü saldırılar bu Pokemon'un special atağını bir kademe arttırıyor arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz zaten. Neyse. Bildiği saldırılar Discharge, 80 base power'lı elektrik türü bir saldırı, %30 ihtimalle rakibi çarpabiliyor, çoklu vuruyor ve diğer bir saldırı ise 50 base power'lık normal türü bir saldırı olan ve hepimizin bildiği tackle arkadaşlar. Bu Pokemon'dan ne kadar nefret ettiğime değinmiyorum ve şimdiden beğenmedim konseptini bile. Evet, kirpi Pokemon'u lazımdı ama Sony'ye benzeyen bir Pokemon olsaydı biraz daha iyi olabilirdi. Neden Pikachu'ya benzettiniz? Her neyse, bunun Pokédex açıklamasını okuyayım sizlere arkadaşlar. Togedemaru Hacı Yatmaz Pokemon'udur ve elektrik toplar ve biriktirir. Sırtının arkasındaki uzun iğne elektriği çekmek için bir paratoner gibidir. Elektrik enerjisi deposu sayesinde Togedemaru güçlü elektrik türü saldırıları kullanabilir. Vücudu desenli bir tüyle ve bükülmüş iğnelerle kaplıdır. Yani diken. Bu da demek olur ki Togedemaru kendisini yuvarlayabilir ve tadaa, o iğneli bir top olur. Bazı yetenekli eğitmenler şöyle bir strateji geliştirmişlerdir ki diğer Pokemon'lar Togedemaru'ya elektrik türü saldırı kullanırlar ve o bu gücü emer ve saldırı ile karşılık verir. Şimşek çaktığı günler Togedemaru'ları toplanıp iğnelerini kabarttıklarını görebilirsiniz. Yıldırım çarpmasını bekliyorlardır. Evet, yani Pokédex bilgisine göre de elektriği çok seven bir Pokemon. Elektrikle ilgili işte yuvarlanıyor, iğnelerini çıkartıyor. İşte Şimşek de amele gibi bekliyor falan, böyle elektrik tarafından vurulmayı bekliyor. Olmasa da olur değil. Ben bu Pokemon'u beğenmedim. Çünkü bu Pokédex açıklamasının benzerleri illa vardır. Hepsini tamamen kesinlikle okumadım. Ama türevlerini illa görmüşüzdür. Yani işte Şimşek çarpmasını bekliyor. Tek özelliği kirpi olması. Elektrik türü saldırıları emiyor. Yapıyorum arkadaşlar. Bu Pokemon'u kesinlikle beğenmedim. Leş. Evet efendim. Zamanımız azalmaya başladı. Gelelim sıradaki Pokemon'umuza. Yani bakıyorsun böyle şirin tatlı bir şey ama kafasındaki şeyler hiç masum durmuyor. Evet, kafasında ondan bahsetmeyeceğim çünkü çok hoş durmuyor ya. Hoş durmuyor abi, neyse. Yani fairy türü olduğu belli ve hafif mantarımsı bir havası var. Bu yüzden bitki türü Pokemon, yani bitki ve fairy türü bir Pokemon ve diğer bir yandan evrimi gelecek olan bir Pokemon gibi, artık Fairy türü de 6. jenerasyonda geldiği için Nintendo bol bol, yani Pokemon bol bol Fairy türü Pokemon'lar kullanmaya başlayacaktır. Bitki ve Fairy türü olan ilk Pokemon galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Yani Magnemite gibi olmasın, Magnemite olayı gibi olmasın yine. Sınıflandırma olarak aydınlatıcı Pokemon olarak Pokédex'e geçiyor. İki ability'ye sahip oluyor arkadaşlar. Bunlardan birincisi Illuminate, yani ışıklandırma. Ne işe yarıyor? Yabani Pokemon'lara rastlama ihtimalinizi arttırıyor. Pek işe yarar bir şey değil ama bu Pokemon'a yakışır, mantıklı bir şey olmuş. Diğer bir yeteneğimiz ise arkadaşlar FX Spor. %30 ihtimalle bu Pokemon'a dokunduğunuz zaman arkadaşlar çarpılıyorsunuz. Yani Iron Barbs gibi kontağa geçtiğiniz zaman bu Pokemon'la %30 ihtimalle ya çarpılıyorsunuz, ya zehirleniyorsunuz, ya da uyuyorsunuz. Güzel. Çünkü mantar. Bildiği saldırılar uyutmaya yönelik saldırılar arkadaşlar. Spor %100 uyutan bir saldırı. Sleep Powder'a %75 ihtimalle uyutan bir saldırı diyebiliyorum.
Şimdi dış görünüşü hakkında bahsetmem gereken daha bir şey yok. Yani böyle garip mantar bir Pokemon'u olsa da olur, olmasa da olur diyorum şimdiden. Yani yapıyorum. Fark etmez benim için. Pokédex bilgisini okuyayım hızlı bir şekilde. Morayullar gececi Pokemon'lardır ve geceleri ayak benzeri kökleriyle etrafta dolaşırlar. Hareket ederler çünkü bir noktada durmak ve topraktaki bütün besinleri emmek diğer bitkileri soldurur. Morayul ayak şeklindeki köklerini kullanarak dostlarına bağlanır ve onlarla iletişime geçer. Morayul spor yayar ve onlar açılınca parlar. Bu ışığa bakmanın uyutucu bir etkisi vardır. Tehlike çanları çaldığında Morayul bu sporları yayar. Evet, mantarların spor olayını falan biliyoruz zaten. Onu es geçiyorum. Onun dışında biraz düşünceli, güzel bir Pokemon olmuş. Aslında iyilik sever bir Pokemon çünkü diğer bitkilere zarar vermemek amacıyla kök benzeri ayaklarıyla veya ayak benzeri kökleriyle yürüyor ve başka bir noktaya gidiyor. Aydınlatıcı, uyutucu etkileri falan filan var. Fikrim halen daha değişmedi. Olsa da olur, olmasa da olur bir Pokemon benim için. Garip olmuş. Bir şey diyemeyeceğim o yüzden. Evet sevgili Feygocular. Geldik günün son Pokemon'una. Bu Pokemon'un adı Drampa arkadaşlar. Tipine bakarsak ejder olduğunu anlayabiliriz ama alışa gelmiş ejder çizimlerinin aksine bu Pokemon'un ejder çizimi biraz farklı. Bu ejder türüne artık Çin ejderi falan mı deniliyordu? Japon ejderi miydi? Yani emin değilim, pek bir bilgim yok, o yüzden üzerine konuşmayacağım. Farklı bir şekilde çizilmiş bir ejder olmuş. Yani biraz daha Dragonite gibi, yani çok vahşi değil, böyle sevimli, iyi kalpli bir ejder olarak çizilmiş. Açıkçası yani bakınca ben bu Pokemon'a ısındım. Tavladı. Pokédex bilgisini falan okuduğum zaman umarım siz de ısınırsınız. Çünkü Drampa adamın dibi. Gerçekten adamın dibi. Ejder olduğu belli zaten. Normal ve ejder türü bir Pokemon arkadaşlar, tür olarak. Yani yine Pokemon amcamız, Nintendo amcamız, Pokemon ya, yine Pokemon amcamız bizi şaşırtmış ve yeni bir tür denemiş. Normal ve Dragon yapmış. İlk defa görüyoruz. Sınıflandırma olarak uysal Pokemon olarak geçiyor. Yani tipinden de anlaşıldığı üzere böyle efendi, uslu, uysal, böyle iyi birisi, iyi bir Pokemon olarak duruyor. Ability'lerine bakarsak yeni bir ability görüyoruz arkadaşlar. Berserk, yani çıldırma. Canı %50'ye indiği zaman special attack artıyor. Bu Pokemon'un artık kaç kademe artıyor, yeteri kadar bilgi vermemişler bize. Diğer bir yeteneği ise Sap Spur, yani bitki yudumlayan. Bu Pokemon'u bu ability'yi zaten biliyoruz. Bitki türü bir saldırı tarafından vurulduğunda hata bir kademe artıyor. Şimdi bildiği saldırılar ise Dragon Breath saldırısını biliyor. Yani ejder nefesi saldırısını biliyor arkadaşlar. 60 base power'lık special bir saldırı ve %30 ihtimalle rakibi felç edebiliyor. Şimdi bu Pokemon neden böyle uysal dendiğini, hikayesini anlamak istiyorsanız bu Pokemon'un size Pokédex bilgisini okuyayım arkadaşlar. Drampalar deniz seviyesinin 10.000 feet yukarısında dağlarda yalnız yaşayan ejderlerdir. O yükseklikte berileri toplayamadıkları için her günün şafağında dağların eteklerine inerler. Drampa insanlarla ve Pokemon'larla iletişime geçmeyi sever. Çocuklara karşı kibardır ve genelde çocukların toplandıkları okullarda ve parklarda bulunur. Genelde çok kibar bir Pokemon olmasına rağmen değer verdiği bir çocuk bir şekilde zarar görürse öfkeyle uçar. Onun kullandığı Dragon Breath saldırısı bazen binaları yıkacak kadar kuvvetlidir. Evet, yani bu Pokemon uysal bir Pokemon. Ürkütme tavşanı aslan edersin diye bir söz var ya, yani bu açıkçası. Yani bu Pokemon'un değer verdiği bir çocuğa zarar verirseniz veya değer verdiği bir kimseye zarar verirseniz bu Pokemon çıldırıyor. Tabii ability'si Berserk gibi. O yüzden farklı bir tasarım olmuş. İlla ejder olacak değil, sinirli olacak, çok haşin görünecek, seksi görünecek diye bir şey yok. Yani böyle bir ejder de olabilir. Ben bunu sevdim, bağrıma bastım çünkü insanlara karşı kibar. Delirtmeyeceksin, sinirlendirmeyeceksin reizi. Yani Drampa'yı ben sevdim arkadaşlar. O yüzden Feygo onay verdi. Evet arkadaşlar, bugün yaklaşık 7 tane Pokemon inceledik. Ben Pokemon'ları kompetitif olarak incelemiyorum. Yani rekabetçi bir oyun yapım yok. İşte şu saldırıyı ayarlarsak şunu yaparız ve bu ability'yi koyarsak bunu yaparız dostum demiyorum. Yani Pokemon'ların hikayelerini size anlattım. Ability'lerini size tanıttım.
İngilizce çeviriler, İngilizce şeyler vardı. Onları sizler için çevirdim. Bunu kendime görev edindim. Artık sadece pazartesi günleri mi gelir yoksa haftanın diğer günleri de gelir mi bilmiyorum. Çünkü maalesef arkadaşlar bu dönem düşündüğümden daha yoğunum. Sabah 9'da kalkıyorum okula gitmek için. Bazı günler 5'te 6'da evde oluyorum. Kendime gelmem, yemek yemem, video çekmem falan bazen beni yorabiliyor. Yani günde 2 video kesinlikle çekemem. Bu beni yorar. O yüzden elimden geldiğince her gün bir tane video çekmeye çalışıyorum. Artık sadece pazartesi günleri gelir diye düşünüyorum. Ama eğer kendimi iyi hissedersem ikinci bir video olarak o gün mesela atıyorum o gün Punisher var. Yine bu seriden bir videoda bu serinin diğer kısmını da koyabilirim arkadaşlar. Daha denilecek bir şey yok. Umarım sevmişsinizdir arkadaşlar. Çünkü işte 7 tane Pokemon tanıttım bu küçük seride. Bu 7 Pokemon'un Pokédex bilgilerini, ability'lerini, bildiği saldırıları, görüşlerimi sizlere aktardım. Seviyor muyum, sevmiyor muyum, ne düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Çünkü Pokemon Sun Moon yaklaşıyor, yakında çıkacak ve ben halen daha Pokemon Y'yi bitiremedim. Büyük ihtimalle Pokemon Y'yi bitirdikten sonra şey yapacağım. Büyük ihtimalle değil, kesin yapacağım. Anket yapacağım ve bu ankette büyük ihtimalle Pokemon Sun veya Moon oynamamı tercih edeceksiniz. O yüzden bu Pokemon'ları tanıyalım istedim. Bazı Pokemon'lar güzel olmuş, bazıları idare eder, bazıları leş olmuş. Bana göre tabii, herkese göre, herkesin fikrine saygım var. Son olarak yani Kasım'ın sizlere yanlış bilgi aktarmıyorsam Kasım'ın 18'inde bu 2016'da Pokemon Sun ve Moon çıkacak arkadaşlar. Artık ne zaman yani dünya çapında mı çıkacak yoksa sadece Japonya'ya mı çıkacak? Ben gerçekten bu konuda fikir sahibi değilim. Hemen bakalım aslında. Evet arkadaşlar emin olmamakla birlikte ya büyük ihtimalle evet Bulbapedia'da da bunu demişler. Şimdi baktım. Kasım'ın 18'inde 2016'da bu Pokemon Sun ve Moon ortaya çıkacak. Artık yayınlanacak. Ve Avrupa'da ise 23 Kasım'da yayınlanacakmış. Yani arada 5 gün falan var. Yani deneyecek bir şey yok. Sayılı günler kaldı. Yani ben bu videoyu neden çekiyorum? Sizleri bilgilendirmek için çekiyorum. Çünkü yani almak isteyen Pokemon Sun Moon'u almak isteyen adam zaten oyunda Pokédex'e bakarak bu bilgileri görebilir. Ama tabii ben Pokemon Y'yi bitirene kadar ne Pokemon Sun ne de Pokemon Moon almayacağım. Benim gibi alamayanlar da olacaktır. Onlara bilgi vermek amacıyla veya işte bu olayları Türkçe dinlemek isteyenler varsa onlar için çektim bu videoyu. Umarım beğenmişsinizdir. Yakın zamanda yenisini de çekeceğim. Daha deneyecek bir şey yok arkadaşlar çünkü boğazım kurudu bunları bahsetmekten. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım sizlere bilgi verebilmişimdir. Umarım güzel çevirmişimdir. Daha da deneyecek bir şey yok arkadaşlar. Bu videonun diğer kısmında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın sevgili Feygocular. Merhaba sevgili Feygocular. Yepyeni bir vlogla sizlerle birlikteyim. Evet vlogumuzun konusuna değinmeden önce şundan bahsetmek istiyorum ki bahsetmek istediğim konu aslında Mario Kart. Normalde pazartesi günleri kanala ben bu oyunu geçerim arkadaş. Mario Kart Wii serisi gelirdi. Neden gelmiyor? Çünkü aslında eski videolarda da bahsettim. Kaydedicim bozulmuştu. Ve halen daha bozuk. Ve yeni ve sağlam bir kaydedici alacağım. Çünkü televizyon almıştım. Onun taksidi bitti. Neyse bunlardan bahsetmeyeyim. Yeni ve sağlam bir kaydedici alacağım. Ve artık Nintendo Wii oyunlarını PlayStation 3 ve arkadaşım da PlayStation 4 var. Onlarda kayıt yapabilirim. İzin vermiştim. PlayStation 3 ve bazı PlayStation 4 oyunlarını kanalda görebilirsiniz yakın zamanda. O yüzden sizlere haber vereyim dedim. Ama konumuz bu değil arkadaşlar. Konumuz Mario Kart bir süre daha gelmeyecek. O gelene kadar, ben kaydediciyi alana kadar araya bir küçük mini seri sıkıştırmak istedim. Çünkü bu 3 aylık boşluk boyunca baktım ki çoğu insan bana şeyleri falan sormuş. Abi şu Pokemon açıklanmış, abi bu Pokemon açıklanmış. Bunun hakkında ne düşünüyorsun, şunun hakkında ne düşünüyorsun? Gerçekten çok teşekkür ederim benim yorumlarımı, düşüncelerimi merak ettiğiniz için. Ben de sizlerle bu yorumları, bu düşünceleri paylaşmak için böyle minik bir seri hazırlamaya karar verdim. Uzayabilir de uzamayabilir de tamamen bana bağlı, tamamen çok konuşup az konuşmama bağlı. Ama detaylı bir şekilde bu mini seriyi bitirmeye çalışacağım. Hızlı bitirmeye çalışacağım. Bu kısımda arkadaşlar bu mini seride aslında anlatılacak çok şey var. O yüzden hızlı konuşmaya çalışıyorum. Alola bölgesinde açıklanan 47 Pokemon'un
sizlere bilgilerini okuyacağım ve bu Pokemon'lar hakkındaki düşüncelerimden bahsedeceğim. Aslında buna tamamlanmamış bir Alolalı Pokédex diyebiliriz. Tamamlanmamış Alola Pokédex'i diyebiliriz buna. Yani 47 tane Pokemon var. Sizlere bu Pokemon'ların yeteneklerini, ability'lerini söyleyeceğim. Bildikleri saldırıları söyleyeceğim. Pokédex bilgilerini söyleyeceğim. Görüşlerimi söyleyeceğim. Çok gerekli bir seri değil aslında. Daha bir sürü YouTuber bunu yapmıştır ama ya ben kanalımızda böyle bir şeyin olmasını istiyorum. Belki merak eden olur, etmeyen olur. Kalsın dedim yani. Pazartesi günleri boş geçmesin dedim. Çünkü artık video çekmeliyim versiyonuna girebiliyorum. Hoş değil. Neyse. Şimdi random.org diye bir site var. Büyük ihtimalle Türkemon olarak geçiyor. Yarı uyur, yarı uyanık. Zaten tipinden de belli oluyor. Sarılmış bir kütüğe. Hafif uyanık, böyle hafif şey, hafif bir Snorlax havası sezdim ama kendine özgü bir Pokemon olmuş. Sadece ben birazcık sezdim. Şimdi işin en renkli tarafıysa bu Pokemon'un ability'si, yani yeteneği. Bu Pokemon'un yeteneği arkadaşlar Comatose. Yani yarı baygın demek. Evet, Fego ile İngilizce dersleri. Zaten benim İngilizcem mükemmeldi, süperdi. Tabii ki de öyle bir şey yok, daha geçiyorum. Bu Pokemon'un yeteneği arkadaşlar Comatose. Comatose yani dediğim gibi yarı baygın, ne işe yarıyor ondan bahsedelim. Bizi ilgilendiren kısmı burası. Bu Pokemon abi mükemmel bir yetenek. Bu Pokemon arkadaşlar sadece uykudan etkileniyor. Yani nasıl? Bu Pokemon'u yakamazsınız. Bu Pokemon'u zehirleyemezsiniz. Bu Pokemon'u donduramazsınız. Bu Pokemon'u sadece uyutabilirsiniz. Evet, olayı bu. Yani diğer status ailment, bunun Türkçesi nedir bilmiyorum, durum etkisi galiba. Diğer durum etkileri bu Pokemon'a işlemiyor arkadaşlar. Ne yanıyor, ne çarpılıyor, ne zehirleniyor vesaire. Oldukça işe yarar yetenekli Pokemon'lar görmeye başladık. Çok güzel yetenekler görüyoruz gördüğünüz gibi. Bildiği saldırı ise Slam arkadaşlar. Normal türü bir saldırı ve 80 base power'a sahip, %75 görüyor. Şimdi Pokédex bilgilerinden bahsedelim hızlı bir şekilde. Zamanımız zaten az, bir sürü Pokemon var. Kimse onu uyanıkken görmemiştir. Uyurken yer, dolaşır ve hatta ses kullanarak savaşır. Eski insanlara göre salyası hastalığa ve uykusuzluğa karşı iyidir. Eğer o yaprakları yedikten sonra salyasından alır ve içerseniz iyi uyurmuşsunuz. Ona ailesinin verdiği tahtadan bir yastığa sarılır. Bir kere onu kavradı mı neredeyse asla bırakmaz. Eğer onu kaybederse iyi uyuyamaz ve etrafına saldırmaya başlar. Ayrıca güvendiği eğitmenin koluna da böyle sarılırmış. Sürekli uyuyan Komala'nın yüz ifadeleri sürekli değişir. Sanki çevresindekilerin farkında ve yakınlarındaki insanlarla konuşuyor gibidir. Ama görünüşe göre bunların sebebi rüyalardanmış. Evet. Son yorumları yapmak gerekirse Pokédex bilgisine de göre bu Pokemon'un olayı arkadaşlar uykusu ve kütüğüne bağlı bir Pokemon. Bu kütüğü yastık olarak kullanıyor ve eğer sizi severse sizin de kolunuzu tutabiliyor ama bu kütüğü bundan alırsanız bu Pokemon çıldırıyor, deliriyor. Dediğim gibi bu Pokemon'un teması uyku arkadaşlar. Ben yine onaylıyorum. Gayet güzel bir Pokemon olmuş. Fego bunu beğendi. Evet. Şimdi sıradaki Pokemon'umuza geçelim. Kendilerini ayırt etmek için kollarında hangi sembolü taşıyacaklarına karar verirler. Patron, grup üyelerinin işbirliğini arttırmak için birbirleriyle zorlu bir eğitimden geçirir. Ve buna elle beri toplama dahildir. Görünüşe göre bu eğitim çok zordur ve bazı Pesimian'lar kaçıp gider. Berileri fırlatma Pesimian'ların saldırı şeklidir. Bazen diğerleriyle koordine şekilde çalışırlar ve berileri geriye ve ileriye paslarlar. Bu da rakiplerini şaşırtmak içindir. Rakiplerine sadece sert beriler fırlatmazlar. Aynı zamanda yumuşak berileri fırlatarak rakibin görüş yeteneğini de azaltırlar. Pesimian'lar eğitmeninin de liderlik özelliği göstermesini isterler. Eğitmenini poketopu fırlatırken onun halini yakından incelerler ve zayıf bir şekilde poketopu fırlatıyorsa onu dinlemezler. Evet, bu Pokemon berilere önem veren bir Pokemon, takım işi Pokemon aslında ve fırlatmayı, işte pas falan atmayı, biraz da futbol oynarmış gibi seven bir Pokemon, trickster bir Pokemon aslında ve hatta buna o kadar takıntılı ki eğitmeninin poketopu atış şekline göre onu dinliyor veya dinlemiyor. Yani bence hikayesi, konsepti güzel olmuş. Pokemon güzel olmuş. Ability'si de güzel olmuş. Dövüş türü bir Pokemon. Ben sevdim. Okey diyorum. Ve Fego Pesimian'a onay veriyor. Sevildi. Sıradaki Pokemon'umuz.
Evet arkadaşlar, sıradaki Pokemon'umuzdan bahsetmek gerekirse sıradaki Pokemon'umuz Komala. İsminden de anlaşıldığı üzere bu Pokemon bir koala türü. Bu Pokemon bir koala arkadaşlar. Yani resmine hızlı bir şekilde bakarsak sevimli bir koala. Sevimli bir koala ve hani uyurken böyle anime karakterlerinin burnundan bir şeyler çıkar falan. Böyle yanaklarında ondan var gibi gözüküyor. Oldukça tatlı, oldukça şirin bir Pokemon gibi gözüküyor. Ve sarılmış olduğu bir kütük var. Artık Pokemon'larla Pokemon'ların yani Farfetch'in mesela şu pırasası falan var. Pokemon eşyalı Pokemon'lar çok çizilmeye başladı. Timbur falan da vardı ve bence güzel olmuş açıkçası. Oldukça şirin bir Pokemon gibi gözüküyor ve bir önceki incelediğim Pessimion'un aksine bence Pessimion gelişmeyecek ama yanılıyor da olabilirim. Bu Pokemon'da ben gelişme ışığı görüyorum. Yani Komala gelişecek gibi görüyor bana. Şimdi dış görünüşünü bir kenara bırakırsak bu Pokemon'umuzun türü normal arkadaşlar. Normal türü bir Pokemon. Ve sınıflandırmasına bakarsak yarı uyanık fikir sahibi olursunuz. Yani hikayeleri, Pokemon'ların olayları falan gerçekten çok güzelmiş. Yani ben Alola'yı gerçekten bayağı sevdim. Kötü olacak diye düşünüyordum, yanılmışım. Şimdi tür olarak tabii ki de bir dövüş türü Pokemon'u ile karşı karşıyayız. Sınıflandırma olarak Teamwork Pokemon olarak geçiyor. Yani takım işi, koordinasyon falan Pokemon'u. Yani birileriyle çalışmayı çok seviyor. Kendi türüyle veya eğitmeniyle çalışmayı çok seven bir Pokemon olarak gözüküyor. Pokemon'ların işte boylarından, kilolarından falan bahsetmeyeceğim. Pessimion bize yeni bir ability ile birlikte geliyor arkadaşlar. Bu ability'nin adı da Receiver, yani alıcı. Alıcı nedir? Bundan bahsedelim hızlı bir şekilde. Alıcı, mesela 2 vs 2 bir savaşa girdiniz. Yanınızdaki Pokemon'un Levitate'i var. Yanınızdaki Pokemon Gengar diyelim. Ve size de Pessimion var. Pessimion, Gengar yan yana duruyorlar. Karşınızda da toprak tür Pokemon'lar var. Garip bir şekilde bu toprak türü Pokemon'ları başka karanlık bir saldırı kullandılar ve Gengar'ı teklediler. Gengar ölür ölmez Receiver, yani alıcısı olan Pessimion, Gengar'ın Levitate yeteneğini kendisine alıyor. Takım arkadaşının yeteneğini takım arkadaşı ölünce kendisine alıyor. Bu Levitate olur, işte Swarm olur, Blaze olur, herhangi bir yetenek olabilir arkadaşlar. Bence gayet iyi düşünülmüş, güzel bir yetenek. Bu kadar, yani bence iyi olmuş, yani güzel bir yetenekle birlikte gelmiş. Bildiği saldırılardan bahsedersek, bildiği saldırısı doğal olarak Flink. Flink şu saldırı arkadaşlar, karanlık türü yanlış hatırlamıyorsam ve bir şeyler fırlatıyor. Mesela berileri fırlatınca 10 temel hasar vuruyor. Base power'ı 10, yani temel hasarı 10. İşte daha güzel, daha manyak bir item verdiğiniz zaman temel hasarı da artıyor. O eşyayı fırlatıyor, karanlık türü bir saldırı. Şimdi, daha bildiği saldırısı yok. Şimdi bunun Pokédex bilgisinden bahsedelim. Bu arada çok önemli bir bilgi vermeyi unuttum. Bu Pokemon sadece Pokemon sana özel bir Pokemon. Yani Pokemon Moon alırsanız Pessimion'a sahip olamayacaksınız. Pokemon sana özel Pessimion'u yapmışlar. Pokemon Moon'da da Oranguru var. Tabi randomdan o çıkarsa ondan da bahsedeceğim. Hepsinden bahsedeceğim aslında ama karışık bir sıra izliyorum. Neyse, lafı fazla uzatmadan Pokédex bilgilerinden bahsedelim. Okuyacağım arkadaşlar, kusura bakmayın, ekrana bakamayacağım. Pessimion'lar 20 ve 30 kişilik gruplar halinde topluca yaşarlar ve hepsi bir lideri takip ederler. Bu lider en iyi durumda olan 10 tanesini alıp yemek aramaya çıkar. Bu grubun takım işi güçlüdür ve her grubun patronu kendi Türkiye'de bunu kullanan Türkiye'de bunu en çok kullanan kişilerden biri ben olabilirim. Mesela yemek sepetine gireceğim, yemek söyleyeceğim değil mi abi? İşte birinci sekmede lahmacun var, sallıyorum. İkinci sekmede tantuni var. 1 mi 2 mi? Ben kararsız bir adamım, o yüzden zar atıyorum. 1 ile 2 arasında random.org'a giriyorum. 1 mi 2 mi zar atıyorum. Hangisi geldi? 2 geldi. Hadi ikinciyi sipariş edelim. Ve bir sürü herhangi bir konuda random.org'u kullanabiliyorum. Bugün ne yapacağım? Anime mi izleyeyim? 1 numara anime izleme. Odamı mı toplayayım? 2 numara oda toplama. Yoksa biraz bir şeyler mi yazayım? 3 numara yazı yazma. Hadi random.org. Hadi bir şeyler. 2 geldi. İşte odayı topladım vesaire. Hayatım random.org'la geçiyor. Her neyse, buraya nereden geldik bilmiyorum. Messi'nin bilmem ne attığı golü ararken buraya geldik. Bilmiyorum, maç izleyen bir adam değilim. Şimdi 47 tane Pokemon var ve ben random.org'a girdim. Karşımıza ilk çıkan Pokemon Pessimion oldu. Ne kadar doğru telaffuz ediyorum bilmiyorum. O yüzden telaffuzum için kusura bakmayın. Telaffuz konusunda hep başarısız oluyorum. Her neyse. Şimdi bu
videoda zamanın bize el verdiği müddetçe Alola Pokemon'larından bahsedeceğiz. Formları dahil etmedim. İşte mesela Sandshrew'in Alola formu falan, onlardan ayrı bir videoda bahsetmek istiyorum arkadaşlar. İlk olarak Alola'ya özel Pokemon'lardan bahsedelim istiyorum. Ve başlangıç Pokemon'umuz olarak Passimian'ı seçtim. Evet, ilk olarak Passimian'ın kaba taslak bir dış görünüşüne bakmak gerekirse maymun Pokemon'u, bir maymun görüyoruz. Şempanze diyebiliriz, maymun diyebiliriz, herhangi bir şey diyebiliriz. Daha önce maymun veya maymunumsu primat Pokemon'lara rastladık arkadaşlar. Bunlar işte birinci jenerasyonda Mankey'dir, Apom'dur vesairedir, Chimchar'dır falan filan rastladık. O yüzden maymun Pokemon'una doyduk ama bu Pokemon'un konsepti biraz daha değişik gibi gözüküyor. Çünkü bakarsak aynı zamanda biraz Lemur'a da benziyor. Şu Madagaskar serisini izleyenler biraz bilir. Biraz Lemur'u da andırıyor ama büyük ihtimalle değil. Benim hayal gücüm. Ben şu an sadece resmine bakarak konuşuyorum. Kafasında garip bir şapka tarzı bir şey var. Elinde de bir tane top var. Kısa bir şekilde bahsetmek gerekirse kafasındaki şey bir berry. Berry'nin ikiye bölünmüş hali gibi gözüküyor. Veya olmaya da bilir. Bu benim görüşüm tamamıyla. Elindeki şey de bir berry ve birazdan bunun Pokédex açıklamasını çevireceğim. Çevirdim. Bunu okuyacağım sizlere arkadaşlar. Çünkü ezberden okuyamam. O zaman siz de biraz belki...